Altın Kale Spor Ödülü. Hacı Bayram Birinci, Mersin İdman Yurdu Onursal Menajeri. Bir takım karşılıksız nasıl sevilir sorusunun en güzel örneklerinden biri oldu. Mutluluğu, hüznü, varı yoğu. Kısacası hayatı Mersin İdman Yurdu oldu. Bir deplasmana gidilecekse önce o gitti. Mücadele verilecekse en ön safta o yer aldı. Her şeyden çok onu sevdi. Hayatına başka renk sokmadı. Onun için her yer, her şey kırmızı lacivert oldu. Altın Kale Tarihe Saygı Ödülü. Süleyman Fikri Mutlu, Kurtuluş Savaşı Kırmızı Harp Madalyası sahibi. ...1893 yılında Mersin'de doğdu. Osmanlı ordusunda Kafkas, Filistin, Mersin ve Tarsus cephelerinde subaylık yaptı. Milli mücadele döneminde Mersin ve bölgesinde görevler aldı. Kurtuluş Savaşı Kırmızı Harp Madalyası'na layık görüldü. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte siyasete atıldı ve Mersin Milletvekilliği yaptı. Mersin'in var olması, gelişmesi ve kalkınması için askeri, siyasi ve idari alanda büyük katkılarda bulundu. Altın Kale Usta Kalem Ödülü. Gazeteci yazar Selçuk Ölçer, gazeteci yazar Tankut Tufan. Her iki isim de yarım asırdan fazla süredir yer aldıkları meslekte kendinden sonra gelenler için birer örnek ve okul oldular. Gazeteciliği meslek değil, yaşam tarzı olarak benimsediler. Yıllarca başarıyla gazetecilik etiğine bağlı kalarak büyük bir özveriyle kamuoyunu haberdar ettiler. Bugün halen Mersin'in en çok okunan ve takip edilen isimleri arasında yer alıyorlar. Altın Kale Hızlı Büyüme Ödülü. Sebahattin Akyürek, Akyürek Kardeşler Yönetim Kurulu Başkanı. Hububat, bakliyat, tohum ve yağlı tohum işleme teknolojileri alanında 1973 yılında başlattığı faaliyetine tüm teknolojik yenilikleri yakından takip ederek sektöründe öncü oldu ve bugün dünyanın tercih edilen markaları arasına adını yazdırdı. Altın Kale Girişimcilik Ödülü. Reşit Gediz, Gedizler Grup Yönetim Kurulu Başkanı. Mersin'de otomotiv sektöründe gösterdiği başarıyla yıllardır kalite ve güven konusunda bütün girişimciler için örnek oldu. Bugün inşaat alanında geliştirdiği yenilikçi ve dikkat çeken projelerle tüm Türkiye'de adından söz ettiriyor. Altın Kale Marka Ödülü. Filip Tahinci, Atoko Yönetim Kurulu Başkanı.
40 yılı aşkın süredir taşımacılık ve lojistik sektöründe yürüttüğü faaliyetlerle sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli markalarından biri olmayı başardı. Sektöründe öncü ve rekabette çıtayı belirleyen marka oldu. Altın Kale İyi Fikir Ödülü. Fatih Akol, Borajet Yönetim Kurulu Başkanı. Türkiye'de başlattığı bölgesel havacılık ile havayolu yolcu taşımacılığı sektörüne büyük bir yenilik getirdi. Kalite, uçuş sıklığı ve yoğun ihtiyacın giderilmesine yönelik bu çözüm, ülkemizdeki yaşam kalitesinin arttırılmasına büyük katkı sağladı. Altın Kale Büyük Ödülü. Avni Kiyılı, Hayat Kimya CEO'su. Sektöre girdiği andan itibaren basamakları hızla tırmandı. Ürettiği her ürün, sektördeki öncü markalar arasına adını yazdırdı. Yurt dışında üretim tesisleri kurdu. 5 kıtada 101 ülkede tüketiciyle buluştu. Türkiye'nin en çok ihracat yapan firmaları arasında yer aldı. Hem kendini hem Türkiye'yi kalite ve güven kavramlarıyla dünyaya tanıttı. Altın Kale Onur Ödülü. Ali Babacan, Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı. ...2002 yılından bu yana kurulan hükümetlerin kabinelerinde yer aldı. Ekonomi ve dış ilişkiler alanında Türkiye'nin güçlü ve lider bir ülke olma yolunda kat ettiği mesafede aktif rol oynadı. Halen yürüttüğü başbakan yardımcılığı göreviyle büyük Türkiye için özverili çalışmalarını sürdürüyor.